Dün bir arkadaşımız bir soru sormuştu burada, en düşük puan kaçtır diye. Baraj 180 olduğu için muhtemelen 180'dir. Muhtemelen. Başka size ne gibi sorular sorabilirler? Hı hı. Temmuz'un ortasında belli olur. O zaman sizi çok ararlar işte. Ben bu puanla gelebilir miyim? Bu puanla gelebilir miyim? Diye arayacaklar. Hangi bölümlere girebilirim? Sizin aslında şu hazırladığım dosya işinize yarar biraz. Bu tahmini. Tahmini dosya işinize yarar. Nasıl cevap verebilirsiniz? Hangi bölümlere girebilirimi? Hangi puan türünden aldın? Kaç puan aldın? Kaçıncı sıradasın? Bu tahmini puan arkadaşlar. Kesin puan değil. Söyleyeyim size. Tahmini dönüştürülmüş puan budur dersin. Senin başarı sırandan bir 10 bin, 15 bin, 20 bin öncesine kadar yazabilirsin, diyebilirsin. Başka ne sorabilirler size? Sizi arayıp rahatsız edeceğim. Bakın Mersin'den arayacağım, diyeceğim ki şu puanı çektim, kaça gideceğim. Ya da bana gelen bütün öğrencileri size yönlendireceğim. İsim veriyorsunuz değil mi başlarken? He? Vermiyor musunuz? Tamam. Öğrencilerimi gönderiyorum size. Sınav yapacağım size. Güzel. Evet. Geçen yıl kaçtan aldık? Elimizde var. Canım benim. Geçen yıl mesela elektrik elektronik mühendisliğine 329 bininci olan adayı almışız en son ve 234 puanla almışız. Ne puanıyla almışız? Geçen sene say puanıyla almışız. Yani bu sene MF 4 oldu. Var. Önümüzdeki dosyada var. Tıp fakültesi mesela 50.700. kişiyi almış geçen sene. Bu sene 65 bininci ararsa sizi tıp fakültesine gelebilir mi, tercih yapabilir miyim? Yapabilirsin, gelme ihtimali güçlü ama ben 120 bininci oldum, tıp fakültesini yazabilir miyim derse bence he demeyin yani. Biraz zor gibi gözüküyor. Arada çok insan var. Evet. 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 Ortalama başka mesela bize de söylüyorlar. PDR yeni açılıyor. Tıp fakültesi biraz zor da. Başka üniversitedeki tıplarla karşılaştırmak için söylüyorum. Tıp için olsun. Tıp yeni açıldı. Mesela Yakın Doğu Üniversitesi'nde tıp 50 bininci kişiyi almış. Ben burada Uzak Doğu'yu kurdum. Hemen yanı başınıza üniversite kurdum. Ben de tıp açtım. Çocuklar beni aradılar. İşte Uzak Doğu Üniversitesi mi? Evet. Ben tıpınız kaç puanla alıyor? Canım benim. Bak Yakın Doğu geçen sene 50 bininciyi almış. Paralı olduğu halde. 50 bin 700'üncüyü almış. Muhtemelen henüz belli değil ama 50 bin, 55 bin, 60 bin, 65 bin, 70 bine kadar kilerini alır. Yani bunu tercih edecek ilk 100 kişinin puanı belirler. Ama tercih edecek ilk 100 mesela kaç kişi kontenjanımız tıp fakültesinin? 50 diyelim. 40 diyelim, 50 diyelim. İlk burayı tercih eden ilk 50 kişinin puanı buranın taban puanını belirliyor. Tercihlerde şuna da özellikle bu önemli, aslında basit gibi gözüküyor. Çocuğun puanı yüksek. Fakat Kıbrıs'ta okumak istiyor. Ama Kıbrıs'ta gitmek istediği bölümün puanı düşük. Puanı yüksek olduğu için önce ben yüksek yerleri yazayım da sonra Kıbrıs'ı yazayım demesin. Önce nerede okumak istiyorsa, nerede olmak istiyorsa, hangi bölümü istiyorsa önce onu başa yazacak. Anlaştık mı? İlk tercih ettiği ilk önce kendisine gelir. Çocuk diyor mesela benim puanım 440. Ben 440 TM puanım var. Hukuk istemiyorum ama Marmara Hukuk 439. Ben PDR istiyorum.
430 PDR'nin puanı. Ama hukuku yazayım mı benim puanım yüksek diye? Hayır. PDR istiyorsan PDR'yi yaz başa. İlk tercihini. Anlaştık mı? Evet, güzel. Yapabilirsin tabii. Orada 268'e kadar yapabilirsin, 250'ye kadar yapabilirsin. Yani farkı çok abartmamak şartıyla. Çünkü bazen o bölümü tercih edenlerin sayısı azalıyor. Puan düşebiliyor. Sonra hani şansınız olabilir tabii. 10.000 kişi, 15.000 kişi bence bu aralık 20.000 kişiye kadar abartmamak şartıyla gidilebilir diye düşünüyorum. Yani öyle bölümler vardı ki hiç gitme ihtimali olmayan bölümler, mesela fizik bölümüne, İnönü sosyolojiye, yani önceki yıllarda hiç ben asla kazanamam diyen öğrenciler onu tercihlerinde yazdıklarında üniversiteli oldular. 2007'de her 9 öğrenciden biri üniversiteliyken, her 9 öğrenciden biri üniversiteye giderken, bizim yıllarda her 10 öğrenciden biriydi ortalama. Şimdi her 4 öğrenciden biri. Bu çok önemli. 2009'da neredeyse her 4 öğrenciden biri üniversiteye gitti. Çünkü yeni üniversiteler açıldı. Benim bildiğim en son 5 tane KKTC'de, Türkiye'de de vakıf üniversiteleri falan var. 134 tane üniversite var şimdi. Benim bildiğim geçen sene tercihlerde olan, hatırladım. Ama şimdi Mustafa Hoca ile sohbet ettik, Suat Bey ile bir dershanenin koordinatörüyle sohbet etmişler. 150 üniversite demiş. Evet, 150 ve üstü olması lazım. Mesela 582 tane tercih var yapabilecekleri. 2009 için konuşuyorum yine. 582 yer seçebilirlerdi. Şimdi bunlardan kapanan olabilir, açılan olabilir. Çocukların işi kolay değil. Aslında bir yerde çok kolay. Zor gözüken şey. Mesela bu tablolar, sistem hiç aslında kafanızı karıştırmasın. Gerçekten net olan şey şu. Puan türü ne? MF123, TS12, TM12. Puan türü ne? Puan türünde sen o puanı almış mısın? Tamam. Aslında çok kolay. Gerçekten size çok şey sormayacaklar. Ha ben şuradan mezunum, şu bölümü seçebilir miyim dediğinde açacaksın tablonu, bakacaksın üstte ne yazıyor, TM mezunsun, tamam, altına bakıyorsun, varsa yazabilirsin canım. AOBP'n düşmez, 0.15 ile çarpılır. Ha yazarsam ne olur? 0.12 ile çarpılır. En fazla kaybın ne olur? İşte ağırlıklı ortaöğretim başarı puanına göre değişir. Mesela 400 ise baktık en fazla 12 olur. 300 ise daha da düşer bu kayıp. Size bu anlamda siz ÖSYM 2010 kılavuzunu internetten indirip masa üstüne koyun. Orada zaten biraz gözünüz aşina olduğunda çok kolaylıkla baş edebilirsiniz. Tabii ki. Evet. Ancak ben bu bölümü okumak istemiyorum. Evet. Çok teknik bir soru. Hiç karşılaşmadım. Ben karşılaşmadım. Ama mantık olarak, mantık yürütürsek, sen hukuk fakültesine kayıt yaptığın için birinin hakkını elinden aldın. Oraya gelmek isteyecek olan... Tabii, kayıt yapmasan da yapmış sayılıyorsun. Çok teknik bir konu. Çok basit aslında. Şöyle yaparız. Fırsatı olan baksın. 2009 ek yerleştirme kılavuzu geldi. Kılavuzda muhtemelen kimler ek yerleştirmeye başvurabilir diye bir ibare vardır. Bakarız. Bana kalırsa bence kesinlikle ek yerleştirmeye o yıl öğrenci yerleşmişse gidemez. Çünkü tercih hatası yapmışsın. Yani düşünsene şu bölümün puanı, ben bunu niye kaçırdım? Gideyim ona yazayım, boş kalmış. Hakkını kaybettin. Dışarıda kaldıysa
boşlukta kalanı almaktır mantık. Kontenjanım dolmadı, üniversiteye gitmeyeni alayım mantık. Dolayısıyla başvurmanın çok yapamayacağını düşünüyorum. Ben böyle yorumluyorum. Muhtemelen böyledir. Ama bakalım kılavuza. Benim adım Mahmut Kızılboğa. Ben PDR mezunuyum. Mersin'de Anadolu Psikolojik Danışmanlık diye bir danışma merkezinin sahibiyim. Size verilen dosyada adres ve web sitesi var. anadolupdr.com ve mailim var. mahmutkizilboga@gmail. Yakın Doğu Üniversitesi'nde olmak, referanslarımda burada seminer vermiş olmak beni gerçekten mutlu ediyor buraya gelmek. Türkiye'de dolaşmıştım, yurt dışı sayıldı burası. Yurt dışında seminer vermek güzel oldu. Mersin'e gelirseniz, aramazsanız ayıp edersiniz. Türkiye'ye gelirseniz de haberim olsun. Ben de Türkiye'nin farklı yerlerinde seminerlerde olabilirim, karşılaşabiliriz. Maille sorular sorabilirsiniz. Kesinlikle cevap verilecektir size. Teşekkür ederim. O zaman yazın arkadaşlar, lütfen. mahmutkizilboga@gmail. Mahmut Kızılboğa'nın kizilboga@gmail. Evet, mahmutkizilboga@gmail. Gmail. anadolupdr.com www.anadolupdr.com. Kizilboga. Evet, yumuşak G değil. anadolupdr.com 505 cebi yazarsanız 0505 247 53 62 505 247 53 62 Danışma merkezinin telefonu kalmış burada en üstte. 237-9507. Şunlar bir arkadaş, adın neydi? Recep. Fotokopisini arkadaşlara dağıtırsanız YGS 1-2-3 puan türü ve içerikle ilgili. İstemiyorum. Adamın biri kendi köyünde uğraşırken bir çocuk sesi duyar. Yardıma ihtiyacı olan bir çocuk sesi duyar. Ve anlatıcılara göre adam çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu görür. Kimi anlatıcılara göre çocuk bir bataklığa düşmüştür ve çok zor durumdayken çocuğu oradan kurtarır. Aradan bir zaman geçer. Geçen bu zamanın sonunda çok pahalı bir arabayla çok zengin bir adam yaşlı, yoksul Flemenk köylünün kapısına gelir. Ve der ki, kurtardığın adam benim oğlumdu. Bunun karşılığında sana para vermek istiyorum. Yaşlı Flemenk köylü kabul etmez. Adam ısrar eder. Flemenk köylü kim olsaydı benim yerimde aynı şeyi yapardı. Peki der zengin adam. Sonra şöyle bir teklifte bulunur köylüye. Ben kendi oğlumu İngiltere'ye okumaya gönderiyorum. Senin çocuğun da benim oğlumla aynı yaşta. İzin ver, onu da çocuğumla birlikte
İngiltere'ye okumaya göndereyim. Yaşlı Flemen köylü bir adama, bir de yoksul çocuğuna bakar. Peki der ve kabul eder. Yoksul Flemen köylünün oğlu da zengin adamın oğluyla birlikte İngiltere'de okur. Aradan uzun zaman geçer. Geçen bu zamanın sonunda zengin adamın oğlu hastalanır. Ve yoksul adamın oğlu bir ilaç yapar, zengin adamın oğlunu çok önemli bir hastalıktan kurtararak iyileştirir. Ciddi bir hastalıktır o zaman. Yoksul adamın oğlunun adı Fleming Sir Alexander Penicillin'dir. Bu olay gerçektir anlatıcılara göre. Ve kuantum fizikçileri der ki, yaşamda her karşılaşmanın kendi içerisinde bir değeri, bir iyi niyeti, bir anlamı vardır. İyi ki sizinle karşılaştım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür.